biz, ah belalı baldız, bizim belalı baldız. Tatlı da olsa arada dildir eder hep başımda, belalıdır bizim baldız. Ün, şöhret, para kalmış aklı orada, moda, makyaj, sinema, baldız kalmış orada. Günaydın. Günaydın. İşte bu eve harcadığımız en iyi 1,5 milyar. Ya ne demezsin? Az daha bu mucizevi zımbırtının yerine jacuzzi yaptıracaktık. Alo. Alo. Karakol mu? Yo, hayır, hayır memur bey. Eve kimse girmedi. Sadece kahvaltı. Kahvaltı, bildiğimiz kahvaltı işte. Zeytin, peynir, bol sucuklu yumurta, çay, bol gazete ve de sevgili karım. Tabii memur bey. Ben bu alarmın bir oyuncak olmadığını karıma hatırlatırım. Hayır, son derece memnunuz bu sesten. Bayılıyoruz bu sese. Komşular da bayılıyorlar. Hatta bizim alarm çalınca herkes böyle tempo tutup eğleniyor. Evet. Kusura bakmayın tekrar. Sağ olasın. İyi günler. Yalancı çobanın hikayesini biliyorsun değil mi? Bilmem. Bir yere anlatsana. O gün öğle yemeğinde eve mi gelsem? Kilerde biraz mercimek var. İstersen fırına atıveririz. Olurum. Baş başa bakliyata. Şşş, çocuklar var. Ayıp ayıp. Aile var değil mi burada? Kalk geç hadi Timuçin, yerine. Timuçin, hadi Timuçin ya. Otur. Hadi. Üf, sabah. Geç otur yerine. Aslı sen bir kalk bakayım kızım ayağa. Neden okul kıyafetini giymedin? Anne, ben bir lise öğrencisiyim. Herhalde böyle mavi önlük, beyaz yaka giyecek halim yoktu değil mi? Bu üstündeki eteği bir lise öğrencisi için ürettiklerini sanmıyorum kızım. Tabii o lise öğrencisi okuldan sonra Maxim'de oryantale çıkmayacaksa. Anne, emin ol o yukarıdaki eteği de bir lise öğrencisi için üretmemişlerdir. Ya biz onunla kampa gitsek yemin ederim ailece içinde kalırız vallahi. Hayatım, rahat bırak kızı. Kızımızın okulda düşeceği durumu düşün. Ders biyoloji, konu Aslı'nın bacakları. Senin canına minnet tabii. Tabii ki de hayır. Ben daha çok fizik dersi için düşünmüştüm. Aslı. Ya Arzu teyze bizde kalıyor diye. Ben niye Aslı'nın odasında kalmakla cezalandırılıyorum? Valla bravo Yeşim. Nereden soru sorulması gerektiğini çok iyi biliyorsun. Teyzen zor durumda kızım. Yardıma ihtiyacı var. Yardımcı olmalıyız ona değil mi? Sırf o aptal dizide oynadığı karakter öldü diye mi? Sence de teyzen için yeterli bir gerekçe değil mi bu? Ne bu? Yeşillik. Ya ben ciddiyim. Ben de. Bundan sonra sabahları yağlı ve şekerli şeyler yemek yok. Sağlıklı besleneceğiz. Baba, sağlıklı beslenmek ne demek? Valla oğlum, şimdi 80 yaşına kadar yaşıyorsun ama mesela ciğer kebabının nasıl bir şey olduğunu sadece fotoğraflarından tanıyorsun. Ciğer kebabı ne demek? Hah, buyur. Şimdi sağlıklı mı bu çocuk? Hadi kahvaltınızı edin. Yemekle konuşulmaz. Niye? Çünkü bu ve daha bunun gibi pek çok sebep sayabilirim. Aklındayken söyleyeyim, Arzu arabanı ödünç aldı. Umarım bir sakıncası yoktur. Yok canım. İyi olsun. Ben Arzu'ya garajın bir tarafının açık, bir tarafının kapalı olduğunu hatırlatırım.
Bence daha kısa bir cümle kurmalısın. Çünkü bu kadarını aklında tutması mümkün değil. Bakın size ne aldım. Çiğ börek. Yumulum. Durun. Ay dur, tam şey reklamı gibi oldum. Hani var ya diyet uzmanı bir kadın şişman. Hani böyle çocuklar yağlı yemeği yumulurken masanın üstüne çıkıyor. Durun. Yok öyle bir reklam. Sana o ne turlarsa tabii olmaz. Çocuklar yumulun. Arzu, biz bu evde sağlıklı beslenmeye karar verdik. Ailece. Tamam. Tamam, oldu. Beni bu evde istemiyorsunuz. Tamam. Tamam. Ben hemen bir taksi çağırayım. Faruk. Tamam, tamam. Kendi arabamla götürürüm. Kıymalı, bol soğanlı ve reçel soslu çiğ börek. Çocuklar, bu bizi durdurur mu? Dur Esra, tetiği çekmeden önce iyi düşün. Sen ve ben bu konağın ikiz melekleri değil miyiz? Beni bir erkek için öldürmeyeceksin değil mi? Bunu bana yapmayacaktın, yapmayacaktın, yapmayacaktın. Sevdiğim adamı elimden aldın. Yetmezmiş gibi bir de onunla evlendin. Hem de 3 defa. Hem de 3 defa. Haklısın. Hepsinin de senin doğum gününe rastlaması pek de hoş olmadı tabii. Ama biz kardeşiz. Hem de ikiz kardeşiz. İnsan ikiz kardeşinin canına nasıl kıyar? Ne böyle? Arzu yeter artık. Bu tuhaf şeyi seyretmeyi bırakıp kendini ağlayacak daha enteresan şeyler bulmalısın. Melekler konağı için hayatımın en güzel yıllarını verdim ben. Peki onlar ne yaptı? Beni bir ütü masası gibi katlayıp bir köşeye attılar. Ütü masası mı? Daha iyi bir örnek bulabilirdim. Ha, bulsam ne değişecek? Bana o yıllarımı geri getirecek mi? Diyelim ki sigara gibi tütünümü içip izmaritimi söndürdüler. Ütü masası daha iyiydi. Hayır yani en azından hani ben böyle dizinin son bölümünde ruhum yükseğe çıkarken ondan sonra sevgilimle beraber böyle kağıt elva yergene o hepsi kağıt elva... Seveceğim, bu senaryo işine girmemen gerçekten çok doğru bir kararmış. Yapma. Yapma. Sen çok iyi bir dizi oyuncususun, bir yıldızsın. Yeni dizilerde oynayacaksın mutlaka. Ben 28 yaşında unutulmuş biriyim. Yok, bu doğru değil. Yok, doğru. Sen 33 yaşındasın. Şşt, sus. Kariyerimle oynuyorsun. 33 yaşında biri televizyonda ancak hava durumu sunabilir. Kabul et. 33 yaşındasın ve günün birinde 40 da olacaksın. Hayır, asla. Kendimi ilk defa çok gereksiz hissediyorum. Repliğim yok, rolüm yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Hava durumu sunmaya ne dersin? Az. Balkanlardan gelen alçak basıncın etkisi. Ay hayır, ben bunu yapmak istemiyorum ya. Of ya, of, ne talihsiz bu kadına. Bak Hülya ile Gülben'e, onlar kendi dergilerini bile çıkardılar. Benim daha dergi alacak param bile yok. Halbuki benim onlardan neyim eksik? Şöhret desen? 2 misli. Rating desen? 3 misli. Ama selülit desen? 4 misli. Yok ki torpilli bir photoshopçum. Kendimi katlanıp köşeye atılmış bir ütü masası gibi hissediyorum. Ay yok, yok. Yok yapma bak. Sen gerçekten çok iyi bir oyuncusun ve onlar da o katlayıp köşeye attıkları ütü masasının kıymetini bir gün mutlaka anlayacaklar. Ama o ütü masası çoktan bozulmuş olacak. Hayır hayır, ütü masalarına hiçbir şey olmaz. Her zaman dimdik ayakta dururlar.
Neresin ütü masası? Kendimi çok kötü hissediyorum. Minni bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pırpır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Allah'ım, el alem ölü kuşu diriltiyor, benim iki karakterim birden ölüyor. Bunu yiyeceğim, ölürüm daha iyi. Kıyafet krizi mi? Bu benim ihtisas alanım. Hayır. Kusura bakma ama moda senin işin değil tatlım. Üzerindeki okul üniforması modaya uygun olması gerekmez. Aslı, ayağa kalk. Bunu okulda asla giyemez. Asla. Niye? Bence çok şirin görünüyor. Şirin mi? O daha 16 yaşında. Nasıl görünmesi gerekiyor? Ateşli mi? Herhalde yani. Aslı, benim lisedeyken giydiğim etek hala duruyor. Gidip onu deneyelim. Tamam, olmaz. Niye? O bir etek değil. Onun adı ağır tahrik. Hatırlarsan sen lisedeyken Eskişehir İl Eğitim Müdürlüğü kıyafet yönetmeliği çıkarmıştı. Sen düşün artık ne kadar seksi olduğumu. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Anne, sen daha seksi ne demek onu bile bilmiyorsun. Ben ve bütün Eskişehir teyzen sayesinde bunun ne demek olduğunu çok iyi öğrendik. Ayrıca o etek bir zamanlar Eskişehir'deki her 3 otomobil kazasından birinin sebebiydi. Ve biz artık trafik canavarına dur diyoruz. Çok tutucusun anne, çok. Ben mi? Ben tutucu değilim. Aa tabii tabii. Kızların soyunma odasında bile mayosuyla duş alırdı. Bikiniydi bir kere. Babanla tanıştıklarında da 3 ay elini tutturmamıştı. İnanmıyorum vallahi. Ya. Bu doğru değil. 2,5 ay. Belalı baldız, ah belalı baldız, bizim belalı baldız. Yardımcı olabilir miyim? Ben bir şey arıyorum ama böyle... Çok da şey olsun istemiyorum. İlk gelişiniz mi? Aslında seksi bir şey arıyorum ama... ...çok da seksi olduğu belli olsun istemiyorum. Yani öyle çok açık olmasın. Bir de sıcak tutsun. Anlıyorum efendim. Ben bir depoya sordurayım. Alo. Elimizde 1960'lardan kalma bir şey var mı? Bir de şeyleri kalın olsun. Şeylerim görünmesin. Elimizde Osmanlılardan kalma ne var? Peki. Bugün öğlen kocamla bir randevum var. Biliyorum size biraz garip geliyor ama bizim 3 tane çocuğumuz var ve kız kardeşim bizimle yaşıyor. Dolayısıyla birbirimize pek vakit ayıramıyoruz. Tabii hiç ayırmadık değil. 3 tane çocuğumuz var. Bu da bunun ispatı zaten. Bu nasıl? 3 tane çocuğum var dedim hanımefendi. Peki buna ne dersiniz? Bunun için pek bir şey diyemem çünkü... ...buna söylenecek pek bir şey kalmamış. Efendim benim? Hayır, Aslı yanımda değil. Onun okulda olması lazım. Öyle mi? Hemen geliyorum. Peki buna ne dersiniz? 3 çocuğumuz var dedim be kadın. Baldız, ah belalı baldız, bizim belalı baldız. Girin. Aslı'yı bulabiliriz mi müdür bey? Aslı öğlen teneffüsünden sonra teyzesiyle alışverişe gitmiş ve vaktinin nasıl geçtiğini anlayamamış. Sadece 2 saat geç kaldım.
Evet Aslı. Bu iki saat boyunca Türkçecin boş kalmamış ve tam iki ders yapmış. Sorun değil. Aslı Türkçe konuşabiliyor zaten. Ama orada sen tam Türkçeyi sökememişsin ki Aslı'ya nasıl örnek olmanla ilgili söylediklerimi anlamamışsın. O derste ben yoktum hocam. Öğrencilerin velilerden habersiz okulu terk etmeleri yasaktır. Ben bunu bilmiyordum. Ama Aslı biliyordu. Bu ağır bir suç. Bunun cezası 3 gün okuldan uzaklaştırmadır. Ama bu seferlik kendi inisiyatifimi kullanıp hafta sonu okul gezisinden seni men edeceğim. Okul gezisinden mi? Bence bu çok doğru bir karar mıdır be? Evet. Doğru mu? Bu çok insanlık dışı bir durum. Ha bir de Polokaya yatırsaydınız bari. Ay çok özür dilerim. Böldüğüm için lütfen kusuruma bakmayın müdür bey ama siz şey değil misiniz? O Melekler Konağı'nda oynayan Esra Şahan! Söylemiştim ben sana. İnanın sizi öldürdüklerinde biz de kahrolduk. Ah. Bunu yapmamalıydılar. Artık bu televizyonlara hiç güvenim kalmadı. Bir dakika. Siz osunuz. Evet, osunuz. İnanamıyorum. 2 sene önce de drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülü aldı. Hayır, aslında 2 tane almam gerekiyordu. İkizleri oynuyordum ya. Bırakın canım. O da onların ayıbı olsun. Biz her şeyi biliyoruz. Söyleyin bakalım bana. Siz iyi kadını mı oynuyordunuz? Yoksa kötü kadını mı? Duruma göre değişir müdür bey. Siz hangisini tercih edersiniz? Bir dakika. Aslı'nın... Bu ceza şart mı müdür bey? Aslı mesela okul için yardım faaliyetinde bulunsa... Bence bu... Bu harika bir fikir. Yarın okulun kermesi var. Evde pişirdiğiniz bir şeyleri satabilirsiniz mesela. Ay şey mesela böyle üzerinde Serdar Ortaç resmi olan bir pasta yapabilir miyiz? Neden olmasın? 2 çekik göz manasız bir gülümseme bitti gitti. Ben de imzalı fotoğraflarımı getirdim. İmza mı? Evet bu harika bir fikir. Bir dakika. Müdür bey bence sizin en başta söyledikleriniz gayet uygundu. Aslı'cığım sen bilerek kuralları çiğnedin. Cezalısın. Yapabileceğimiz bir şey yok. O geziye gitmeyeceksin. Sen zaten hiçbir zaman benim yanımda olmadın ki. Keşke Arzu teyze annem olsaydı. Üzülme. Ama bunu demek istemedi. Hayır yani buradaki herkes onun annesi olabilecek kadar yaşlı olmadığımı biliyor. Bu öğlen tatilim resmi kayıtlara geçecek. Parfüm... Hayırdır baba? Yeşim. Bu saatte senin evde ne işin var? Benim. Birini mi bekliyorsun? Evet. Kime? Tanımazsın. Timuçin. Şey, senin bugün okulun yok muydu? Öğretmenim grip olmuş. Grip mi? Evet. Bu havada. Vallahi büyük başarı. Grip olacak başka zaman bulamamış mı? Timuçin sen niye buradasın? Ben okula gittim geldim baba. Ben sabahçıyım. Sabahçı mı? Ya ben seni... Öğlenlere eve gelesin diye mi sabahçı yaptım? Öğlen sonra okula gidip sabah öğrendiğin dersleri pekiştirmelisin. Öyle değil mi? Ha? Yeşim, neden kardeşinle dışarıya çıkıp birdir bir oynamıyorsun? Tam havası. Hadi. Ben oyunu bilmiyorum ki. Sen bilmeyecek ne var? Birisi eğiliyor, öbürü de hop üzerinden atlıyor. Niye? Niye? Tamam, pekala. Siz kazandınız. Yeşim. Al şu 10 lirayı, gidip kardeşinle beraber bir dondurma alın, olur mu? Yalnız dondurmayı yedikten sonra 15 dakika dondurmanın zararlı üzerine tartışmayı unutmayın, olur mu? Hadi. Timuçin, hadi. Bizi parayla satın alamazsın baba. Evden çıkmamızı niye istediğini söyle, çıkalım. Yalnız kalıp biraz düşüneceğim. Acaba çocuk yapmakla hata mı ettik diye. Ama ben bir tane de çikolata istiyorum. Tamam. Yalnız çikolatayı yedikten sonra 15 dakika çikolatanın zararları üzerine tartışmayı unutmayın, olur mu? Hadi güle güle. Oh be,
Hani al parfüm banyoda. Ah çiçekçi. Mustafa. Buyurun. Sağ olasın. Hayrola abi? Böyle çiçekler falan. Sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Hadi hadi. Biz halden anlarız. Ya bu çiçekler yengen için oğlum. Ha tabii tabii ben de yedim. Ya bana bak. Ha. Senin başka işin yok mu? İşim bu. Çiçekçiyim. Allah izin verirse ileride işi büyütürüm. Pekala. Sana hayatta başarılar dilerim. Al şunu. Sağ ol hadi. Abi. Söz ol. Evet. Çiçekler. Bomboş bir ev. Ve deli kızgın bir eş. Kim? Eve gelirken sürekli cep telefonunu aradım. Neden hiç açmadın? Çünkü elindeki telefon benim telefonum. Ha, demek o yüzden hep meşgul. Bir dakika. Neden kendine hep her şeye engel olmak zorunda hissediyorsun anlamıyorum. Ben hiçbir şeye engel olmaya çalışmıyorum. Sadece gerçekçi olmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki yine o kekleri ve pastaları ben yapacağım. Evet o henüz 16 yaşında ve senin mutfakta becerebildiğin hiçbir şey yok. Tek becerebildiğin şey yumurta kırmak, onu da sadece kırabiliyorsun. Lütfen abla lütfen, ben aptal değilim. Ve sana becerikli olduğumu göstermek için bu akşam Serdar Ortaç pastamızı kimseden yardım almadan yapacağız. Sana küçük bir ipucu sevgili kardeşim, fırın ısıtmaya, buzdolabı soğutmaya yarar. Tamam, senle tartışamam. Huhu, hayatım. Beni hatırladın mı? Ha, kocam. Diş hekimi. Doğum yeri İzmir. Nüfusa kayıtlı olduğu yer Ankara. Ha, bu sana bir şeyler hatırlattı mı? Hı? Ha, tamam, tamam. Hadi gel. Tekrar merhaba. Sesine ne oldu senin? Anlasana hayatım. Yatak odası sesiyle konuşuyorum. Yüzündeki o garip bakış nedir? Sence bu bakış bana bir cazibe katmamış mı? Hayır, hiçbir şey katmamış. Hatta çok şey götürmüş diyebiliriz. Neyse, ziyanı yok. Ben yeni bir bakış buluncaya kadar bununla idare edeceksin. Ve nihayet baş başayız. Buna inanamıyorum. Pasta satışı. Bu ceza mı şimdi? Bir kere pasta yapmak eğlenceli bir iştir. Dilekçiğim, lütfen başka şeyler düşün. Mesela Timuçin'i aklına getir. Timuçin'i mi? Hı hı. Onu nasıl imal ettiğimizi. Ama bu resmen adam kayırmaktır. Onu müdürün odasında bir görmeliydi. Adamlar resmen kur yaptı. Dilekçiğim, belki bir mucize gibi ama bak yeniden baş başayız. Ben varım. Bizden çok şey bekleyen yatağımız var. Ama en çok da müdürün hatası var. Böyle bir adam nasıl müdürlük yapabilir? Bu adamın yapabileceği en vasıflı iş son ütücülük olabilir. Dilekçim bak aklında tutmaya çalış. Öğlen tatilindeyiz ve beni bekleyen, dişleri zonklayan bir yığın hastam var. Ay haklısın, affedersin, affedersin. Ama Arzu kızımın üzerindeki otoritemi, şöhretini kullanarak gasp etmemeliydi. Ya o zaman git konuş onunla Allah aşkına ya. Evine İstanbul'a dönmesini söyle. Ya nasıl söyleyeyim? Kızın ne parası ne işine de gidebileceği bir yeri var. Ne parası? Ne de gidebilecek bir yeri mi var? Hani hep burada mı kalacak? Ama şimdi bundan bahsetmeyelim değil mi? Hadi gel şu kendini beğenmiş yatağa neler yapabileceğimizi gösterelim. Ya hangi aptal senelerce bir dizide çalışır ve bir kuruş para biriktiremez? Ben söyleyeyim, kız kardeşin Arzu. Kardeşime aptal deme. Niye? Sen hep söylüyorsun. Ben söylerim, benim kardeşim, ailede. Bu da benim ailem ve burası da benim evim, benim. Demek senin evin ha? Ya
Canım neyi kastettiğimi biliyorsun, öyle lafın gelişi söyledim. Ama kız kardeşinin hayatımızı mahvetmesine asla izin vermeyeceğim. Kız kardeşim hayatımızı mahvetmiyor. Ha, haklısın. Bu hayatımda geçirdiğim en güzel öğle tatilim olası. Tabii kumpir yiyip o midemi bozduğum günü saymazsak. Öyle mi? Harika. O zaman neşeyle işine geri dönebilirsin. Dilek. Çünkü bu öğlen ve bu akşam, hatta bu hafta görüp görebileceğin yatak odası faaliyeti bu kadar. Ayrıca madem burası senin evin, yemeğini kendin pişireceksin, çamaşırlarını kendin yıkayacaksın ve hatta tuvaletini kendin temizleyeceksin. Temizleyemem. Teyze. Hı. Keke sirke katıldığından emin misin? Bana pek katılırmış gibi gelmiyor da. Bu bizim tarzımız Aslı. Her şeyi yapabiliriz. Evet. Şimdi kullanmadığımız başka bir şey kaldı mı? Vallahi mutfaktaki her şeyi kullandık. Bir tek bulaşık deterjanı kaldı. Yok, o kalsın. Kekin tadını bozar. Teyze. Bir şey mi yanıyor? Kurabiyeler! Bir şey mi yanıyor? Hayır. Biz özellikle yaktık. Niye? Çünkü bu bizim bulduğumuz bir tarz tatlım. Adı ne? Adı şekerli linyit kömürü. Bir tanesinin tadına bakabilir miyim? Hayır. En azından bu sefer anneni dinlesen iyi olur tatlım. Bunlar nedir? Karışık pizza. En azından bu akşam lezzetli bir şeyler yiyelim istedim. Bu akşam pizza yemeyeceğiz. Oo, pizza mı? Bayılırım pizzaya. Perdeler ne oldu? Onları attım. Ve teşekkür etmenize gerek yok. Onları kendi ellerimle dikmiştim. Aa, o zaman çok da değerli şeyler değilmiş demek ki. Bu evi mahvetme hakkını sana kim veriyor? Evi mahvetmiyorum. Sadece biraz renk katıyorum. Senden renklendirmeni isteyen oldu mu? Olanları kirletme yeter. Ben pizza istemiyorum. Ben sandviç istiyorum. Tamam tatlım. Hayatım. Ben yaparım. Sandviç nasıl yapılır biliyorum. Ona şüphem yok ama onun annesi benim. Ha, ne var? Ben de teyzesiyim. O zaman şöyle izah edeyim. Burası benim evim ve burada sandviçleri ben yaparım. Anladım. Evdeki her şeyi sen kendin kontrol etmek istiyorsun. Ne demek bu? Sen kontrol delisisin. Hep böyleydin ve böyle olmaya devam edeceksin. Ben kontrol delisi değilim. O zaman sandviçleri benim yapmama izin ver. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Çok özür dilerim. Gerçekten. Lütfen ben şey yapabilirim. Önemli değil. Tamam tamam. Önemli değil. Özür dilerim. Kardeşim önemli gel. Değil. Ha, tamam gerçekten. Kadınlarsınız. Şu yaptığınıza bakın.
Güzelim pizzanın üzerine çikolata sosu sıçrattınız. Hepsini bu bayan üstünlük kompleksi başlattı. Öyle mi bayan? 17 erkeği anlamda idare ederim diyen büyük, sahte, memeli eski yıldız. Benim gözlerim... büyük değil. Gözlerinde aklın gibi silikon işte. Silikon ne baba? Ay böyle kadınları daha güzel göstermeye yarayan bir şey. Aslında bence ben de ya. Seni güzel gösterecek bir malzeme daha henüz bulunamadı. Ha, üzerinde çalışıyorlar ama pek umut yok. Hadi oradan sen kendine bak. Çirkin, çirkin şey. Çirkin şey. Çirkin, çirkin. Gördün mü yaptığını? Evime geldin, hayatıma girdin ve ben bütün şeyimi kaybettim. Kontrolünü mü? Kala, buyurun istediğinizi yapın. İsterseniz evi yakın. Tabii eğer sen ateş yakmayı becerebiliyorsan. Aslı'yla Serdar Ortaç pastamızı yapacağız. Yalnız şey, bütün çikolatalar bitti. Bu pastayı nasıl yapacağız teyze? Merak etme, hepsi burnumda. Bak bu da futbolcu olan sevgilimdi. Futbolcu mu? İyi de bu adam çok şişman ya, nasıl futbolcu olur bu? Ben de şüphelendim zaten ve ona offside'ın ne demek olduğunu sordum. Aslında şaşırtmaca yaptım. Offside nerenin başkentidir diye sordum. O da İsveç deyince ilişkimiz bitti. Nerenin başkenti ki? Tatlım, futboldan hiç anlamıyorsun. Offside futbol yorumcularına denir. Mesela Ermar Terim. Al bak baştan offside. Aa bak bu da iş adamı olan sevgilimdi. Ne şanslısın teyze ya. Baksana bir sürü sevgilin olmuş. Biliyor musun? Benim de çok hoşlandığım bir çocuk var. Ama üniversiteli. Beni bu cumartesi üniversitenin açılış partisine çağırdı. Sence ne yapmalıyım? Aman sakın sakın. Aa bana da bir ara bir üniversiteli musallat olmuştu. Ben de kalkıp gitmiştim. Meğer bütün derdi beni... öpmekmiş. Yani öptürmedim tabii. Ama o gidip bütün üniversiteye ben Arzu'yu öptüm diye anlatmış. Ay çok utanmıştım. Tatlım. Büyümek için acele etme. Lisedeki arkadaşlarının kıymetini bil. Ve bırak senin için harçlıklarını son kuruşuna kadar harcasınlar. Sen çok iyisin teyze ya. Asıl iyi olan kim biliyor musun? Annen. Annen o üniversiteli olacak serseriye ne yapmıştı biliyor musun? Onu bütün okula eşcinsel diye tanıtmıştı. O da yeri dibine geçmişti. Aferin anneme ya ne iyi etmiş. Ha bak, bu da ihracatçı olan sevgilim. Vay be, bunun adı neydi? Hatırlamıyorum. Ha bir dakika ya, yoksa galerici miydi? Belalı baldız, ah belalı baldız. Uyan. Şampanya lütfen. Şampanya kalmadı, kuyu suyuna ne dersiniz? Sabah oldu. Kalk hadi. Pastayı unuttum. Aslı beni öldürecek. Sen haklıydın. Ben beceriksizin tekiyim. Yani bir Serdar Ortaç pastası bile beceremedim. Ben yaşlı, selülitli, işe yaramazın tekiyim. Aa, sen işe yaramaz değilsin. Yaşlı ve selülitli miyim yani? Hayır, hayır tabii ki değilsin. Sen pek çok konuda
gayet beceriklisin. Tabii. Ben mesela 24 tane küp şekeri üst üste dizebilirim. Bak gördün ya. İşte. Yapabilirim. Mesela 63 tane tavşan da yapabilirim. Gör işte kendini. Millet 62'den zor yapıyor. Sen 63'ten yapabiliyorsun. Allah ya, saat 8:30 olmuş. Aslı, ben çok geç kaldınız. Hadi, hadi kermes kaçıracaksınız. Her şey hazır arabanın bagajında. 300 tane cevizli kek, 100 tane un kurabiyesi ve bir pasta. Ve bilin bakalım üzerinde kimin resmi var? İsmail Yeka. İsmail Yeka mı? O kim? Bu Serdar Ortaç değil miydi? Olsun, yani ben İsmail Yeka'yı da çok severim. Ben de. Çok teşekkür ederim teyze, harika olmuş bu. Aslı'cığım, işin doğrusu bunların hepsini... Biz birlikte yaptık. Çok teşekkür ederim anne, seni çok seviyorum ya. Çok sağ ol. Hadi hadi, geç kalıyorsunuz. Arabada kot montum var. Üstüne giymeyi unutma, böyle gitme. Of, tamam anne, tamam. Herhalde şimdi duygusal bir şeyler söylemem gerekiyor. Yok canım. Arzu kapıya doğru yürür. Tam çıkacakken döner ve teşekkür eder. Teşekkür ederim. Ve ben asla senaryoya bağlı kalmam. Bagajı kapatmayı unutmayın. Duydunuz mu? Tamam tatlım. Yine kendine engel olamadın değil mi? Ne yapayım ben böyleyim. Elmaları tek tek seçerim. Eve gelip saatlerce yıkarım. Ve evde kimse yokken odamıza çıkıp kocamı beklerim. Çıtır çıtır beni ye. Onlar acı, ben tatlı. Bizden başka böyle varmış. Vur beni öp. Çıtır çıtır beni ye. Onlar acı, ben tatlı. Bizden başka böyle varmış. Belalı balız, ah belalı balız. Evet, işte kahvaltımızın sürprizi. Futbol dehası Timuçin için hazırlanmış özel ev yapımı çikolatalı kek. Allah! En büyük Timuçin, başka büyük yok. En büyük Timuçin, başka büyük yok. Vur, kır, parçala, bu maçı kazan. Allah! Burası Eskişehir, burada çıkış yok. Ama Nici mahalle maçında 3 gol attı. Ben 3 senedir her dönem takdir getiriyorum. Daha hiçbir şey görmedim. Görmez olur musun hayatım? Okuldaki bütün çocuklardan ilgi görüyorsun. Annem, baban seni çok seviyor. Aydır o bendim, değil mi? Aslı, bugün plaja gitmemiz lazım. Basına bikinili poz vereceğim. Eskişehir'de deniz yok. Hiç mi yok? Biraz var. Ay ben mahvoldum. Rakiplerimle boy ölçüşebilmek için basında her ay en az bir tane bikinili pozumun çıkması lazım. Sorun değil. Ben senin için hemen Bodrum'a bir bilet ayarlarım. Baba, bugün yanına gelebilir miyim? Niye? Diz çektiren insanları görmek istiyorum. Acı çekip bağıran insanları seyretmeye bayılıyorum. Anneni çekmişsin. Ah, Arzu, sana kötü bir haberim var. Hamdi dayı aradı bugün. Cici teyze çok hastaymış. Son olarak bizi görmek istemiş. Ne? Olamaz. Cici teyze ölemez. Allah'ım, onun yerine benim canımı alsaydın. Neden böyle oluyor? Neden her şey bizim üstümüze geliyor Allah'ım? Acını anlıyorum ama istersen biraz toparlanmaya çalış. Nasıl oynadım ama? Hala çok iyi rol yapabiliyorum değil mi? Değil mi? Dizilerde 9 kere annem öldü, 6 kere de babam. Ya ben anneannemi çok özlüyorum. Ne güzel küfür ederdi. Ya Dilek, bir şey soracağım. Bu Cici teyze bıyıkları olandı değil mi? Hayır.
Şükran teyze. Türkan da. Ve Türkan teyze. Bir de Suna. Ve Suna teyze. Peki o göğüsleri beline kadar sarkan kimdi? Burhan amca. Aa bir dakika. Şu cici teyze hani annemin pırlanta yüzüğünü çalan teyzemiz değil mi? Bundan hiçbir zaman emin olamamıştım. Yok yok. Hangi yüzük o ya? Büyük annemin anneme bıraktığı çok güzel pırlanta bir yüzük vardı. Cici teyze bu yüzüğü çok kıskanmıştı. Sonra bir daha yüzüğü göremedik. Cici teyzeyi de göremedik tabii. Ya duydunuz mu çocuklar? Annenizin ne kadar soylu bir sülalesi var değil mi? bundan ibret almalısınız. Mesela sen Yeşim. Bugüne kadar hiç yüzük çaldın mı? Yok hayır. Bu açığını kısa sürede telafi etmelisin. Ay ben artık hasta ziyaretlerine gidemiyorum. Beşinci kocam Naci ölüm döşeğindeyken... Dizide. Arzu. Dizide. Ama bak size bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim. Naci, Naci olmadan önce Naciye'ymiş. Dizide. Dizide. Çocuklar dizide. Ama acım gerçekti. Hadi kalk. Cici teyzeyi görmeye gidiyoruz. Ama ben hasta insanları görmeye dayanamıyorum. Hasta görünce hemen bayılıyorum. Vallahi bunun tıpta bir tane adı bile var. Hasta görünce dayanamayıp bayılma hastalığı. Hem siz neden eniştemle gitmiyorsunuz? O da ailede. Şimdilik. Bip. Şu anda burada değilim. Eğer mesaj bırakmak isterseniz, daha iyisi evimi terk edip İstanbul'a dönmek isterseniz... ...sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Komik mi oldun? Bip. Mesaj kutusu dolmuş burada. Hoşça kalın. Bip. Beyaz. Araba kullanmayı nerede öğrendin? Yani itsek daha hızlı giderdi. 15 yıl önce hiç ceza almadım ve hiç kaza yapmadım. Ve hiç eğlenmedin. Rastlantı mı? Bence değil. Sen de çok eğlendin ama hiç araban olmadı. Rastlantı mı? Bence değil. Hadi yürü. O kadar şaşırmanıza gerek yok. Biz ünlüler de etten kemikten insanlarız. Yemek yeriz, sinemaya gideriz. Ama asla ceketimizi kendimiz asmayız. Arzu bu üstündeki ne? Ne var? Hasta ziyaretlerinin moral bozucu olması için bir neden yok ki. Ölecek olan biz değiliz ki. Şu üç kuralı sakın unutma. Bir, gülmeyeceksin. İki, evli erkeklerden uzak duracaksın. Üç, yukarıdaki iki kural değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. Her şey biraz üzgündür. En azından rol yap. Senin gibi mi? Tamam. Hadi şu Cici teyzeyi görüp gidelim bir an evvel. Ama giderken arabayı ben kullanacağım. Hayatta olmaz, ceza alama. Ya korkma. İki tane hapisten bedava çık kartım var. Hem de bakımdan yeni çıkmış. Bu ne kalabalık? Onlar gitsin biz sonra geliriz. Hem neden hasta ziyaretine hep aynı saatte gelinir anlamıyorum. Ziyaret saati diye bir şey duydun mu hiç? Niye içeride hiç tanıdıklarını göremedik? Çünkü neredeyse 1 milyon yıldır ailenin bu tarafından kimseyle görüşmedik. Eminim Cici teyzenin adını bile hatırlamıyorsundur. Tabii ki hatırlıyorum. Ne? Yok Türkan değil. Dur Neslihan. Şükrüyor mu değil mi? Dur bulacağım şimdi. Özür dilerim. Siz Melekler Konağı'ndaki Esra Şahan değil mi? Evet tatlım. Ta kendisi. Ama bugünün yıldızı ben değilim. İçerideki yaşlı bayan. Behice teyzeyi nereden tanıyorsunuz? Behice teyze annemin kuzeni. Haluk Bilginer'le oynamak nasıl bir duygu? Ha şu bizim Haluk'la mı? Aslında ona soracaksın Arzu Parlak'la oynamak nasıl bir duygu diye. Cici teyzeyi görelim ve gidelim. Aa, benim hasta görünce dayanamayıp bayılma hastalığım ne olacak? Kes şunu artık hadi yürü. Cici teyze nasılsın? Şuna bak. Şu üstündekine bak. Kadın ölüm döşeğinde. Transparan giyecek hali yok herhalde. Parmağına bak. Annemin yüzüğü. Gerçekten annemden çalmış.
Şu yüzündeki pis sırıtmaya bak. Cici teyze, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hani birazdan öleceksin ya. Sakın öteki tarafta kimsenin yüzüğünü falan çalma. Çünkü kaçacak ne araba var, ne otobüs var, ne de kamyon var. Yakalanı verirsin vallahi. Oh. Arzu. Arzu. Yok şey, hayır. Onun şey hastalığı var. Hasta görünce bayılma hastalığı var. Gerçekten bu çok ender rastlanan bir hastalık. Tıpkı... Şimdi örnek bulamadım ama gerçekten çok ender. Ama birazdan geçer. Arzu. Arzu. Ay ne oluyor? Kardeşim. Cennette beni neden kimse tanımıyor? ATV buradan çekmiyor mu? Dur sen bu çaba yıldı. Sadece bu yıldı. Hadi gel bir su içelim. Hadi kardeşim. İyi iş çıkardık. Planımız işe yaradı. Çak. Ne işi ne planı? Tadam. Hasta yatağındaki bir kadının yüzünü nasıl çalarsın? Kolay olmadı. Çıkarmak için kadının parmağını yalamak zorunda kaldım. Hadi fırla. Hayır olmaz. Olmaz. Yüzüğü geri götürmemiz lazım. Ay niye? Hadi geç kalıyoruz. Filmin başlamasına 20 dakika kaldı. Oo. Yoksa ben de bir kovboy şapkası taksaydım. Böylece arkada oturanlar filmi asla göremezler. Film nasıldı? Vallahi benim kahverengiydi. Babacığım unutma bak. Filmde en az 10 sıra uzakta oturacaksın. Sonra filmi arasında arkadaşlarımın yanına gelip... Nasıl çocuklar? İyi geçiniyorsunuz, kavga etmiyorsunuz değil mi? Demeyeceksin. Ha, bir de sorun olursa beni kesinlikle tanımıyorsun. Bir de şey... Patlamış mısır için biraz para alabilir miyim? Tabii. Yalnız sen de şunu unutma. Eğer benim arkadaşlarımdan da beni soran olursa... ...sen de bu yırtık pırtık etekle beni tanımıyorsun. Baba, Cici teyze ölünce cenazesine gidelim mi? Ölü insanları görmeyi çok seviyorum. Vallahi insanın hobilerinin olması ne kadar güzel bir şey değil mi? Bunun için sana bir şey soracağım. Senin hiç korktuğun bir şey yok mu? Böyle çiçek, çikolata falan. Hadi bakalım. Çıkıyor muyuz? Yeşim. Beni unuttunuz değil mi? Yok canım hiç olur mu öyle şey? Bir şey için çıkmıştım hemen geri dönecektim. Köpeği kulübesine koymak için mi? Evet. Bizim köpeğimiz yok ki baba. Sorun değil. Ortanca çocuk olarak görmezden gelinmeye alıştım. Çok şanslısın vallahi bak. En çok sevilen çocuk olmak çok zor bir şey. Hay sürekli bir ilgi üstünde, yeni kıyafetler alınıyor. Eve geç gelsen kızmıyorlar. Gerçekten çok zor bir şey. Tamam. Hiç komik değil. Tamam. Bırakın tartışmayı. Bundan sonra bu evde beni mi çok seviyorsun, onu mu çok seviyorsun diye bir muhabbet yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Yalnız size bir şey soracağım. Annenizi mi çok seviyorsunuz, beni mi daha çok seviyorsunuz? Yalnız biraz çabuk ol, tamam mı? Gerçekten geç kalıyoruz. Ben bastılarım oyunu hemen. Aç şunu ya. Deniyorum. A, S, L, I. İnanmıyorum. Şifren Aslı mı? Üzülme. Bak şifre benim adım çünkü... En az sevdiğimiz çocuğumuz Yeşim ve bu yüzden sürekli onu evde unutuyoruz cümlesi oraya sığmamış. Bak Arzu son defa söylüyorum bu yaptığın resmen hırsızlık. O da bunu annemden çalmıştı ama. Olabilir. Bu senin de aynı suçu işlemeni gerektirmez. Suç değil bu. Bu geç gelen adalet. Hep şimdi bak olması gereken parmakta ha. Peki o yüzük neden senin parmağında? Çünkü bu yüzük için ölüm döşeğindeki bir kadını yalayan benim. Hem... Aile tarihimizin bir parçası bu yüzük. Birdenbire aileye önem vermeye mi başladı? Hayır, hatırladığım kadarıyla son 10 sene içinde sadece bir yılbaşı gecesi geldin. Onda da babamı amcam sanmıştım. Peki babamın doğum gününde sürpriz yapıp gelmeme ne oldu? Ankara'ya giderken limuzinin su kaynatmıştı ve bu asıl senin için sürpriz olmuştu. Peki sana getirdiğim kol saati? Sevgilin için almıştım. Ama petrolcü sevgilin televizyonda çıkıp da Arzu Parlak'la aramızda hiçbir şey yok, sadece arkadaşız deyince bana hediye etti. Peki sen kaç kere İstanbul'a beni ziyarete geldin? Sadece bir kere. Onda da sette uyumuştun.
Hem de tam dramatik mahkeme sahnesinin ortasında. Hayır hakim bey, hayır, ben yapmadım, lütfen, hayır, olamaz, hayır, hayır, hamileydim, hayır. Hamileydim 5 aylık. Ben de hamileydim. Dizide. Alo, Fatime, bil bakalım kime bakıyorum. Esra Şahan. He, rahmetli Esra Şahan. Melekler Konağı'ndaki. Ben seni sorarım. Tamam, kapat. Esra Hanım, ailecek biz sizin hayranınızız. Bir de o dizide kardeşiniz oynayan bayanın. Yani nereden buldunuz onu bilmiyorum. Aynı size benziği. Ya bak gör işte. Bir de Arzu Parlan reytingi düştü derler. Hayırdır? Hastanede çekim mi var? Yoksa sizi ameliyatla diriltiler mi? Yok yok. Biz ablamla hasta ziyaretine geldik. Geldik. Behice Güngör Hanım'ın akrabası mısınız? Behice Altan. Soyadı Altan. Behice Altan. Emin musunuz? Ha, benim bildiğim bu katta sadece Behice Güngör var. Alt katta da Makbule Altan. Hatırladım. Cici teyzenin adı Makbule. O zaman ben yanlış parmağı yaladım. Esra Hanım. Esra Hanım, hani o dizide silah patlatıyorsunuz ya, oradaki kurşunlar gerçek değil, değil mi? Yok değil kardeşim, değil. Ne yapacağız? Hani bir de böyle ölüyorsunuz ya, oradayken nefesinizi tutuyor musunuz? Kardeşim sen her genel ziyaretçiye böyle abuk sabuk sorular sorar mısın? Hadi işine, hadi işine. Kıskanç. Kardeşi gibi meşhur olamamış ya, içine kalmış. Bundan sonra dizinin reytingi düşük olursa sorumlusu sensin. Arzu, o yüzük annemin değil. Kadını parmağına geri takmamız lazım. Nasıl yapacağız? Behice Hanım, bu yüzüğün sende kalmasını isterdi. Arda Ilgın'dan ayrıldım. Tuğçe ile çıkmaya başlamış. Ay görmen lazım. Bunların ikisi koridorda bir kavgaya tutuştular. Ay dur bir dakika, bekle. Ya baba kapatır mısın şunu artık? Ya çalışıyorum. Ama alarmın kontrol kutusu içeride ve anahtarı da bulamadım. Eğer tanıdığın bir hırsız varsa ara da gelsin bize yardım et. Baba bunu dene. Sence bu biraz tehlikeli olmaz mı? He? Oo, çok geç kaldınız. Biz de sizi denemek için alarmı çalıştırmıştık ama biz evi çoktan soyup gitmiştik bile. Baltayı bırakın. Bakın ben... Baltayı yere bırak. Alarmın kontrol kutusu nerede? İçeride. Ama kapı kilitli. Anahtarı da bulamadık. Buranın sizin eviniz olduğunu anlamamız için şifrenizi söyleyin. Şifre mi? Evet ve hemen. Yoksa sizi tutuklayacağım. Bakın memur bey, acaba şifreyi söylemesem olur mu? Şifreniz. Timuçin. Anlayamadım. Timuçin. İnanmıyorum. Şifren Timuçin mi? Oley! İkinci en sevilen çocuk benim. Yukarıda odamda olacağım. Evinin ücra köşesinde. Koridorun ilerisinde soldan ikinci kapı. Heh, eğer bulamazsan sevdiğin çocukların bulmana yardımcı olurlar baba. Hepimizin başı sağ olsun, hastamızı kaybettik. Umur! Panik yapma. Olay gayet kolay. Yüzü takacağız çıkacağız. Ne diyeceğiz peki yastaki aynasını? Kadının parmağını yanlışlıkla yaladığımızı, yüzüğü de yanlışlıkla çaldığımızı mı söyleyeceğiz? Kusura bakmayın. Bizim ailece hasta parmağı yalamak gibi bir huyumuz var. Yüzüğü neden çaldığımızı sormayın çünkü oraya çalışmadık. Tamam. İlk paragraf şahane. Sen devamını çalış, ben seni arabada bekliyorum, tamam mı? Arzu. Ne yapacağız? Tamam. Bak şimdi şöyle yapacağız. Ben onların ilgisini dağıtacağım. Sen de gidip yüzüğü takacaksın. Ben öyle bir kadının parmağını yalayamam. İlgiyi sen dağıtmak ister misin?
Yüzüğü ver. Durun! Söyleyeceklerim var. Rahmetlim. Rahmetli... Behice. Behice Hanım hakkında. Bu yükle daha fazla yaşayamayacağım sevgili. Anne! Evet, evet. Ben Behice Hanım'ın gayrimeşru çocuğuyum. Hasan'dan. Hasan Basri Gürel'den. Dönemin Tarım ve Köy İşleri Bakanı. Efendim, annem tarıma ve özellikle köy işlerine çok önem verirdi. Ya tabii şaşırıyorsunuz benim gibi ünlü birinin bu sözlerini. Ama her ünlünün eskiden geçmişinde saklamak istediği bir şeyler vardır. Mesela bakınız Ebru, Ebru Gündeş. Mesela bakınız Özcan, Deniz. Mesela bakınız Mahsun, Kırmızı Gül. Neyse efendim. Dönemin Tarım ve Köy İşi Bakanı olan bu Hasan Bey... anneme bir milletvekillik veriyor. Tabii annem o dönem çok gururlu kadın. Bunu kabul etmiyor tabii. Sadece yüklü miktarda bir banka hesabıyla yetiniyor. tamam, buraya kadar her şey tamam mı? Soru sormak isteyen var mı? Götürün Beyce teyzem. Yoksa üzüntüden her şeyi devirebilirim. Başka enteresan hikayesi olan var mı? Tarım ve Köy İşleri Bakanı nereden çıktı? Harika oynadım değil mi? Oh oh, bir gün Hollywood oyunculuğumun farkına varacak. Ve ben o gün diyeceğim ki... Diyeceğim ki... Aman boş ver, o gün gelsin söylerim nasıl olsa. Arzu, ha. Yapamadım. Uf, uf, uf. Ver şunu, ver. Ah, bu ses bir yüzük sesi olmalı. Ah. Bu annemin yüzüğü. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Aman efendim, ne demek? İnsanlık vazifemiz. Başımız sağ olsun. Başım sağ olsun. Randevusuz girebilir miyim? Ne oldu? Belki bilmek istersin diye düşündüm. ATM şifrem 1995. Yani senin doğum yılın. Ne okuyorsun? Ortanca çocuk sendromu. Anne ve babaların ortanca çocuklarının fotoğraflarını daha az çektiklerini biliyor muydun? Yok, hayır. Bu doğru değil. Fotoğraf albümlerimize baktım. Aslı'nın 75, Tümüç'ünün 85 ve benimse sadece 40 tane fotoğrafım var. Ve 26 tanesi aynı gün çekilmiş. Bir tanesi de ultrason fotoğrafı. Tamam. Ama fotoğraf makinesinin sorumluluğu annene aitti. Biliyor musun? İlk sahip olduğun çocuk ilk çocuktur. Son sahip olduğun çocuksa son çocuk. Ama ortadaki... Unutulmaya mahkumdur. Hayır. Ortadaki çocuk tutkaldır. Kremadır. Macundur. Ben macun muyum baba? Bak bir tanem, şimdi annen ve ben bütün çocuklarımızı aynı derecede seviyoruz. Bir annenin ve babanın neler hissettiğini, yani çocuklarına karşı neler hissettiğini bir kitap asla yazamaz. Bir şey söyleyeceğim. Annen güzel bir kadın mı? Evet. Peki senin annene ne kadar çok benzediğini biliyor musun? Gerçekten mi? Gerçekten. Hem hayatımda gördüğüm en güzel gülümseme sana ait. Tamam mı? Şimdi memnun oldun mu? Evet. Özellikle de ATM şifreni öğrendiğim için. Şimdiki fare seni. Nasıl çözdüm ama meseleyi pratik zekamla? Ha?
Yüzüğü geri almak için verdiğimiz gayreti görseydi çok gurur duyardı annem. Yarın bir vesikalık fotoğraf çektireyim diyorum. Şöyle mi? Yoksa böyle mi? Neden bunu yapıyordun? Neyi? Annemden söz açıldığında neden konuyu değiştiriyorsun? Bilmiyorum. Kendimi suçlu hissediyorum herhalde. Öldüğünde yanında olamamıştım ya. O zamanlar sadece kendini düşünen biriydim. Sen sadece hayallerinin peşinden gittin. Annemin de en çok istediği şey buydu zaten. En acıklı günüm hangisiydi biliyor musun? Dur bir tahmin yürüteyim. Naci'nin Naciye olduğunu öğrendiğimde. Hayır. En iyi kadın oyuncu ödülünü aldığım gün. Annem görememişti çünkü. Ve düğünümde de orada olmayacak. Ve çocuğumun doğduğu günde. Ve Oscar aldığım günde. Ama ben hep yanında olacağım. Ben de seni. Yeşim, babam bir şey anlattı, ben de çok üzüldüm. Aramızda konuştuk ve bunun bir tek çözümü olduğunda anlaştık. 41. 42. 43. 44. 45. 46 gelmiyor. Ne kadar? 42. 48. Biz de böyle. 50. Biz de böyle. 51. Belalı balız, ah belalı balız, bizim belalı balız. Tatlı da olsa arada dirdir eder hep başımda. Belalıdır bizim balız. Ün, şöhret, para kalmış aklı orada. Moda, makyaj, sinema, balız kalmış orada. Ah belalı baldız, bizim belalı baldız. Tatlı da olsa arada dirdir eder hep başımda. Belalıdır bizim baldız. Belalı baldız, ah belalı baldız, bizim belalı baldız. Tatlı da olsa arada.